hayvanlar da, ekonomide telef oluyor. Bayramla birlikte gelen sıcaklarla yaz tatili moduna girmiş olan iş dünyası ile görüşürken, ilk sorumuzun, işler nasıl, olduğunu sanırım tahmin ediyorsunuzdur. Bu soruyu sorduğumuz iş dünyasını temsil eden iş insanlarının bizimle konuşurlarken sağlarına sollarına, elimize, kolumuza şüpheli bir şekilde de baktığını da tereddütlü gözlerinden anlıyoruz. Çünkü gün geçtikçe iş dünyası dahil hayatımızın her alanında, acaba, korkusunun hükmettiği bir sürecin yaşandığı yani, acaba ağzından çıkacak bir söz iktidara ya da ondan beter muhalefetin belediye başkanlarının kulağına gider mi? Ters bir şey söylesem başıma bela gelir mi? Sabah beşte evimin kapısı kurban bayramında alamadığım koç başıyla kırılıp, üyesi olmasa da falan. Filan örgütün sempatisi denerek gözaltına alınabilir miyim? İhalem iptal olur mu? SGK, vergi müfettişleri defterleri ister mi? Düşüncesi ve bakışının hükmettiği bir süreçte, işler nasıl? Sorusuna, çok şükür, buna da şükür, Allah büyüktür, İyi yoldayız, demek daha mantıklı. Ancak kıssadan hisse yoluna başvurup, iyiye gidiyoruz, diyen iş dünyası. Bir taraftan da dolar ve euro'nun bununla birlikte ekonominin son durumunu da faturalarını ödemekte zorlandıkları cep telefonlarından izleyerek takip etmeden de edemiyorlar. Yaşadığı stres içinde Hegel'in olduğu gibi bir bardak çaya zor bela içirip bizi de yolcu eden iş dünyasının bu tereddütünü de anlamıyor değilim. Çünkü bu gidişatla önümüzdeki günler ve ayların ekonominin de içinde olduğu sahanın hiç de iyi olmadığı, olmayacağı alenen görülse de umut yiğidin kamçısıdır. Ata sözüne dayanıp, iyi olacak, işler yoluna girecek, diyerek stresli bir günde, işler iyi mi, gibi gereksiz soruyu soran misafiri kırmadan, dökmeden yolcu eden iş dünyasına baktığımızda iyi şeyler olacağını hiç göremiyoruz. Çünkü ekonomiyi bir bakanı değiştirmekle, Baskı altında olan ve sürekli para basan Merkez Bankası'nın başına bir ithal müdüre getirmekle düzelteceklerini sananlar ve bu sanmayı umutsayanlar gibi bizde iyi olacak desek de bunun son seçimdeki, her şey çok güzel olacak, sloganı gibi sanki olmayacak. Yani çoğunluğu iş dünyasındakiler olmak üzere iktidar yanlısı ya da muhalefet olduğu bilinse de öyle ya da böyle iktidar olana yaranma veya vatan millet sakarya diyerek çifte maaşlı bakanlara bürokratlara, hem şehrim Yalçın Topçu gibi ne yaptığı belli olmayan danışmanlara umut bağlayanlar olduğunu da görmekteyiz. Ama daha çok moralleri bozulmasın diye bunun hiç de öyle olmayacağını söyleyemeden kendilerinden ayrılırken hiçbir iş insanının insan haklarını, adaleti, dünya normlarındaki güvenceyi, tutuklu siyasileri, milletvekillerini, yerlerine kayyum atanan belediye başkanlarını, güçlü bir genel affı zorlayan cezaevlerini, gözaltılarını dile getirmiyor ya da getiremiyor olduğunu da üzülerek görüyoruz. Çünkü ekonominin düzelmesinin tek yolunu sadece ekonomik önlemler değil, ekonominin de içinde olduğu hayata, gidişata nefes vermektir. Ona güvence sağlamaktır. Baskı, gözaltı, benden değilsen hainsin, demekle, EYY Amerika, yerlerde sürünen Almanya, sömürgeci Avrupa, faiz lobisi İngiltere, Esed, Pisi, Kati İsrail, Fransa, Anayasa, AHİM ve IMF'de kim demekle işlerin iyi olmayacağını ve bugün yaşananların dünden geldiğini anlamak, anlatmak gerekir hem de yüksek sesle yüreklice. Aksine, iyi olacak, iyi yoldayız, demekle ne ekonomi ne işleri iyi olmayacak. Ve Bolu Bey'in çıktığı yolların başta iş dünyasını olmak üzere hepimizi ve yerel seçimleri çantada keklik sanan iktidarı bir hayli yorup, Aşındırdığını da bu güzelim memleket için anlamalıyız. Anlamalıyız ki, memleketi Mardahan ve ülkenin birçok yerinde yaşanan ama pandemideki gibi saklanan şap virüsü yüzünden dili dışarıda kalan ama konuşamadığı için sesi çıkamayan, derdini anlatamayan hayvanlar misali ekonomin daha da telef olacağıdır.